ben hatta dersteydim böyle, öğrencilerim oturuyorlar. İşte sekreterimiz bir zarf getirdi, baktım farklı bir zarf. Ondan sonra açtım, hatta onların yanında okudum, böyle bir donup kalmıştım. Katıldığım sergilerde kaliteye çok önem veriyorum. Yani ya serginin çok özel bir amacı olacak, işte sosyal sorumluluk projesi ayağı olacak veya iyi bir yerde olacak. Bir resmi yakamda taşımak istiyorum, broş olarak burada taşımak istiyorum. İnsanlar görsün, baksın. Yani benim bir parçam o nihayetinde. Singapur-Türk dostluk 50. yılı, işte biz de serginizde bir resepsiyon vermek istiyoruz. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Duvar'a hoş geldiniz. Bugün yine çok muhteşem bir atölyede, çok değerli bir sanatçıyla birlikteyiz. Gülten İmamoğlu bizlerle bugün. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Uzun süre sonra sizi yakalayabildik. O yüzden gerçekten mutluyuz. Bir türlü denk gelmedi. Sizin Amerika gidişleriniz, Samsun'a gidiş geliş. Evet, arada iki Singapur sergisi oldu. Evet, sergiler derken şimdi konuşacağız hepsini. İnşallah. Şimdi izleyicilerimiz sizi tanısınlar istiyoruz detaylı olarak. Böyle çok eskilerden başlayalım. Tokat Turhal doğumlusunuz. Evet. İşte bir Anadolu'nun bir kasabasında doğmuşsunuz. Evet, Kazova diye bir bölgede. Evet. Ama oradan uluslararası bir sanatçı olma yolunda ilerlemiş ve bugünlere gelmişsiniz. Nasıl başladı sanat sizde? O zamanlar yapıyor muydunuz, ilgileniyor muydunuz? Ailede var mıydı? Yönlendiren birisi oldu mu? Evet, sanat aslında ben hani farkına varmadan hep o yüreğim beni bir şekilde sanatı biriktirmeye itmiş. Yani çok küçüklüğümde hatırlıyorum. Böyle 5-6 yaşlarından hatırlıyorum. İşte her yaz mutlaka Tokat'a giderdik. Kazova'da bağ evine, dedemizin bağ evine giderdik ve ben sürekli gün içerisinde gece geç saatlere kadar, yatana kadar doğanın içerisindeydim. İşte çiçekleri incelerdim, ağaç kabukları incelerdim, işte meyveleri incelerdim. Onlardan kendimce tasarımlar yapardım. İşte kirazları bir araya getirip böyle bir biçim yaratırdım. Onları birbirine sabitlemeye çalışırdım. Bunlar tabii çok naif duygular. İşte kendi yaptığım kille, çamurla heykeller tasarlayıp minicik böyle işte minik bebekler gibi, işte evsel objeler gibi bunları tasarlayıp sonra abimin de yardımıyla onları böyle bir taştan yaptığımız ocaklarda pişirip sabitlemeye çalışırdım. Yani çok çocukça şeyler bunlar belki, ama tabii bunların hepsi bir şekilde sizin sanatçı yapınızı da hem oluşturuyor, hem ipuçları veriyor, hem sizin altyapınızın temellerini de atıyor. Onun dışında annem çok desteklerdi tabii. Bize sürekli abimle yarıştırırdı, hadi bakalım en güzel resim kim yapacak diye. Abide de var mı resim merakı? O da çok yetenekli aslında, ama o tabii tamamen bambaşka bir alanı seçti. Dayım yetenekli bir insanmış. İşte 68'lerde Türkiye'de resim dalında birinciliği var. Esir Kuş onun öğretmenliğini yapmış o dönemlerde. Tabii daha sonrasında dede çok kabul vermemiş sanatçı olmasına. O öyle kendisini izleyen olmuş olarak şey yapar, yani tanımlar. Ben çok işte yetenekliydim ama olmadı der. Benim kendimi keşfetmem ilkokulda başlıyor tabii. Çok iyi resim yapardım. Çizdiğim her tasarımı böyle işte kahramanları falan çizerdim. Çizgi film kahramanlarının ders aralarını böyle canım sıkıldıkça hemen arkadaşlarım kaparlardı. İşte benim olsun, senin olsun falan gibisinden. Bunlar tabii çok şeyler, naif şeyler. İlk ortaokulda resim öğretmenim beni tam olarak keşfetti. Yani gerçekten işte önümüze bir obje grubu koyardı. Bunun tasarımını çizin, işte gölge, ışık gölgeleri yapın derdi. Ben ortaya çıkan çalışmaya şaşırırdım. Arkadaşlarımkine bakardım, çok farklı, benimki çok farklı. Hem fen de okuyordum aslında. Ortaokul ve lisede de fen bölümündeydim ama sanatsal yönüm çok güçlüydü. O günlerden belliymiş aslında. Evet. O günlerden hocamın da özel ısrarıyla mutlaka sen işte güzel sanatlara gitmelisin ısrarı çok belirleyici oldu. Anadolu'daki resim öğretmenleri gerçekten çok büyük katkı yapmış. Kesinlikle, kesinlikle. Halen, evet.
avantajı değil mi? Tabii onun uzantıları diyebiliriz. Yani yaptığı işi yüreğiyle yapan birçok eğitimci var. Yani ve onlar gerçekten topluma da çok doğru insanları kazandırıyor. Yani orada sizi keşfetmese ya da sizi cesaretlendirmese siz belki hiç farkına varmayacaksınız. Çünkü yani çocuksunuz. Sınırları çıkmayacaksınız. Evet, şey, çocuksunuz. Aynen. Evet. Sonra 19 Mayıs Eğitim Fakültesi resmiş bölümü. Evet, orayı. Evet. 19 Mayıs'ı niye seçtiniz? Yakın olduğu için. Şöyle biz Tokat'tayken, ben 6 yaşındayken biz Samsun'a göç ediyoruz. Onun da tek gerekçesi bizim daha iyi eğitim almamız için. Annemin özellikle biraz şey oldu, babama baskısı da oldu ve bütün eğitim hayatımızı orada planlamak durumunda kaldık. Öyle olunca da annem, hani biz zaten büyük bir şehre geldik. Yani Tokat'a göre Samsun daha büyük bir şehirdi. O yüzden hani burada eğitim alacaksınız. İşte burada da güzel sanatlar varmış. İşte öğretmenim de biraz önce bahsettiğim öğretmenimle bilinçlendirmesiyle oraya yönlendirdiler beni. Yoksa ben hani üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye genelindeki o büyük resme baktığım zaman hani İstanbul'da okumayı tabii ki tercih ederdim. Çok daha başka olurdu belki. Çünkü oradan böyle hani tırmalayarak geliyorsunuz. Burada bir sürü olanaklar sizin elinizin altında olmuş oluyor. Daha tabii hızlı olurdu bazı şeyler. Evet. Sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi oluyorsunuz. Evet. 91-94 yılları arasında da yüksek lisansınızı gene aynı üniversitede. Evet. Ama şimdi burada asıl bizim dikkatimizi çeken yüksek lisans tez konumuz. Evet, çok ilginç bir konu. İlginç. Samsun halkının resim sanatına bakışı. Evet, evet, çok ilginç. Sonucu merak ediyorum. Ben de sonucu merak ediyorum. Nasıl paylaştınız mı daha sonra? Çalışmayı nasıl yaptınız? Evet. Nasıl bir sonuçla karşılaştınız? Yani tabii 94 yılında yapılmış bir çalışma ve aradan bayağı bir zaman geçti. Günümüzde çok fazla şeyin de değişti zannetmiyorum ama ben tabii sanatla uğraşan bir insan olarak yani toplumun sanatın neresinde olduğunu çok merak ettim aslında. Böyle bir tez yaparken evet biz tamam sanatçı olmaya adayız. İşte üniversiteyi bitirdik fakat karşı taraf ne alem? Ne alemdi? Yani yaptığımızın ne kadarı anlaşılacak, ne kadarı algılanacak? Biz uçuyoruz böyle farklı farklı noktalarda. Bununla ilgili böyle bir tez yapmak istedim. Ve ilk defa böyle bir tez yapıldı. Hatta istatistik bölümündeki profesörler çok ilgilendiler. Hocam işte bunu istatistiklerini biz yapalım işte böyle. Sosyolojik çok evet çok ilgilerini çekti. Bir de Samsun'dan yola çıkıyorsa da bütün Anadolu'da tabii örneklemini yani, de teşkil ediyor. Bütün Türkiye örnekleminin küçük bir kesiti oldu Samsun. Yaklaşık bir 130 yıl geriden geliyor. Ben onu tespit ettim o dönemde. Yani şu anda da gündemde çok bir değişiklik olduğunu da zannetmiyorum. 100 yıl garanti. Belki ama 100 yıl yani kesinlikle. Evet. Çok şey. Gerçekten öyle. 94-98 arası sanatta yeterliliğinizi veriyorsunuz. Evet. Yoğun ama çalışma dönemleri. Yetmiyor. Çünkü 95'de doçentlik ve 2011'de profesörlük. Evet. Yine aynı üniversitede de Güzel Sanatlar Eğitim Bölümüne atanarak devam ediyorsunuz değil mi? Evet. Peki aynı yıl 2011'de bir de Amerika'da Woman of the Years 2011 olarak seçiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu akademik gidişatın üstünde bir de bu çok enteresan. Evet, çok. Nasıl oldu bu? Yani çok enteresan. Ben de çok şaşırmıştım. Yani bana böyle bir mektupla ulaşıldı Amerika'dan ve işte sizin biyografiniz tarandı, işte sanatsal kariyeriniz. Bizim öneriyor onu oraya. Nasıl hiç oluyor? O şeyi bilmiyorum. Bana da sürpriz oldu. Ben hatta dersteydim böyle. Öğrencilerim oturuyorlar. İşte sekreterimiz bir zarf getirdi. Baktım farklı bir zarf. Ondan sonra açtım. Hatta onların yanında okudum. Böyle bir donup kalmıştım. İngilizce bir mektup. Böyle bir donup kalmışım. Öğrenciler de çok yani ne olduğunu da anlayamadılar belki ama bana da sürpriz oldu. Tabii dediğim gibi hem CV'niz hem sanatsal kariyeriniz bütün hepsi taranarak hani dünya çapında yapılan yani bir şey değerlendirme. Enstitü bu iş üzerine
böyle bir yapısı olan izliyor. Ülkeler bazında. Ülkeler bazında tarıyor. İşte yaptığınız çalışmalara bakıyor. İşte background'unuza bakıyor. Ortaya koyduğunuz ürünlere bakıyor. Hepsine göre bir sanırım. Ne güzel ama. Çok gurur verici benim için de. O size başka yollar açtı mı? Bağlantılar getirdi mi? Tabii büyük cesaret verdi yani. Ama ondan önce benim başka bir ödülüm daha vardı. Çok ödülünüz var. 2009'da vardı. Çok önemsediğim bir ödülüm. Öyle değil mi? Onu konuşalım da. Bendeki notta 4'ü birincilik olmak üzere. Evet. Dünya çapında 7 ödül. Evet. Bu yani evet. Azımsanacak bir şey değil. Şimdi sizden dinleyelim. İşte ben tabii çok yoğun çalışma sürecine girdiğim için genelde hani geriye dönüp de ne oldu ne bittiği çok da şey yapamıyorum. Sindiremeden bir sonraki hamleye geçiyorum işin aslına bakarsanız. Bu ödüllerden iki tanesi Londra. Birisi 2009'da 95 ülke ve 5000'den fazla sanatçı arasından dünya birinciliği. London International Creative Competition tarafından. Bir diğeri Saatçi Galeri var orada. Çok ünlüdür. Orada bir top finalist 6'da, ilk 6'da ikinciydim. New York'ta 3 ödülüm var. İşte American Biography Center'da var. Yani maşallah bir çok ödül var. Bunlar çok hep itici var. Güç oldu. Tabii sizin için değil mi? Kesinlikle. Yani o şekilde anlatmaları tabii hem itici güç hem de işte... Kendini mi ölçüyorsun? Kendini tartıyorsun. Yani evet doğru bir yoldayım. Yani sizin kıymetiniz bilinsin ya da bilinmesin kendi ülkenizde. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum ama... sanatçı değil, her kesim bunu kesinlikle, yaşıyor. Kesinlikle, her kesim yaşıyor. Yani şey, edebiyatçısı, yazarı... İşte baleti, tiyatrocusu, hepimizin yüzleştiği şeyler bunlar. O yüzden yurt dışından böyle ödüllerin gelmesi, evet diyorsun tamam ben yanlış bir yolda değilim. Hani emek veriyorum, çabalıyorum ve doğru bir yoldayım. Bunu sağlaması gibi oluyor. Hani tezinize geri dönmek istiyorum. 130 yıllık bir kaybı tespit etmiş bir kişi olarak bunu genellediğinde tabii ki bu kayıp genelde de var. Var. Buradan uluslararası bazda yerleri kapatabilmiş olmanın da mutluluğunu, gururunu olabilir değil mi bu? Kesinlikle. Yani böyle bir kaybın üstüne sen hala dünya platformunda günceli paylaşım. Biliyorsun. Evet. Yani güzel bir şey. Ben şimdi kendimi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten hani bize açtığı yolda ilerleyen bir kişi olarak görüyorum. Ben hani söylemlerle, sloganlarla değil de gerçekten çalışarak evet böyle bir kadın modeliydi belki ya da sizin gibi kadın modeliydi onun çizdiği ülkeyi belli bir noktaya taşıyan. Yani bu ödüllerle belki bir vefa borcu gibi de düşünüyorum yani. Şey de var, sizin aslında dünya çapında görünürlüğünüzü de artıran bir şey ödüller. Evet, değil mi? Yani çok doğru. Siz ödül alıyorsunuz, başka ülkelerin de, başka sanat camialarının da dikkatini çekiyor. Kesinlikle, yani kesinlikle. Biz sergimde mesela bir misafir geldi. Dedi ki, siz dedi İtalya'da çok iyi tanınıyorsunuz dedi. Ondan sonra ben tabii bir heyecanlıyım. Ben hiç gitmedim. Falan yapıyorum. Yani dünya çapında dediğiniz gibi işte New York'ta, Los Angeles'ta, Londra'da bir sürü takipçim var. İşte uzak doğuda takipçilerim var. Çok bilinçli bir kültür tüketimi tabii. Var, takibi var orada. İnsanlar kesinlikle, kesinlikle. Yani siz doğru bir şey yaptığınız zaman artık sosyal medya sizi her yere sunuyor. Her yere sunuyor sizi. Evet. Yani her yerde var olabiliyorsunuz. Evet, şimdi bir de Trump'ı atlamayalım. Önemli bir nokta. Trump 9 eserinizin basım çoğaltım hakkını satın aldı. Evet, evet. Yani o zaman Trump Türkiye'de tanınmıyordu çok fazla bu olay olduğu zaman. 2008 yılında tabii katıldığınız sanat fuarlarıyla alakalı bir şey bu aslında sonuç. New York'ta katıldığım bir sanat fuarında onun çok ünlü bir şirketi var, basım çoğaltım işte print şirketi, onlar geldiler ve işte galeriyle böyle bir kontrat yapıldı, 9 eserin basım çoğaltım hakkını aldılar. Tabii inşallah devamı da gelir bu tür güzelliklerin diye umuyorum.
duyurmuş, kayıt altına almış olalım. Şimdi hayatınıza baktığımızda bizim sizi çekim için bu kadar geç yakalama sebebimiz de oydu zaten. Bir Samsun'dasınız, bir Amerika'dasınız, bir İstanbul'dasınız, evet. Ama sergiler falan var. Bir evet. türlü denk gelemedik. Bu üç yerde ve üç farklı coğrafyada yaşamınızı sürdürdünüz ve çalışmalarınızı da burada tabii. sürdürdünüz. Üçünde de atölyeniz var. Samsun'daki şu an belki kapandı bilmiyorum. Yok, ama onu da başka bir boyuta taşıdım. Tamam. Üç tarafta da atölyeniz var. Üç farklı coğrafyada resim üretiyorsunuz. Yani ben merak ediyorum, bu coğrafyalar sizi nasıl etkiliyor? Resimler aynı mı çıkıyor? Resimlerdeki coşku, heyecan, evet. renkler değişiyor evet, mu? Evet, tamamen değişiyor. Yani bizim sanatta enerji çok şey. Sanatçının bedeni böyle bir katalizör gibi enerjiyi alıp yansıtıyor. Yani kötü iletiyoruz. Kötü enerjiyi de alıyoruz, iyi enerjiyi de alıyoruz, mutluluğu da alıyoruz. O kesinlikle resimlerime yansıyor. Mesela İstanbul'da yaptığım resimler daha böyle koyu tonlar, daha böyle hüzün var, daha depresif. Ama Samsun'dakilere bakıyorum. Cingil cingil. Ya ışıl ışıl. Renkler daha temiz, daha berrak, daha derinlikli. Daha yeşil, doğa. Daha evet mavi, daha böyle doğa dediğiniz gibi daha kirlenmemiş doğa. Ne hissediyorsan o çıkıyor çünkü sonuçta. Evet, tabii o anki ruh haliniz o sizi sarmalıyor yani. İçinde bulunduğunuz aura çok etkili oluyor. Şimdi yani burada bir sayı var da 150'den fazla serginiz var dünyanın birçok ülkesinde. Ağırlıklı Amerika gibi duruyor ama bunun içinde Pakistan'da var, Singapur'da tabii. var, Londra'da var, Bulgaristan'da var. Biraz evet. bu sergilerden bahsedelim mi? Bu kadar yani nitelik nicelik tartışılır tabii. Hani 150 sergi demek değil ama bunların hepsi önemli galerilerle de çalışıyorsunuz. Evet. Bunu da düşündüğümüz vakit çok evet. her biri birbirinden kıymetli sergiler oluyor. Şimdi Los Angeles'ta ve Londra'da değil mi? Çalıştığınız galeri. Evet. Biz böyle bir kilit olduğunu düşündüğümüz, hani etkileyici olduğunu düşündüğümüz birkaç sergiyi özel olarak konuşacağız ama hani genel olarak bu evet. bağlantılar hakikaten nasıl oluyor yani? Evet. Güçlü bağlantı. Las Vegas'ta Fine Art Museum'la daimi bir koleksiyonda da iki eseriniz var mesela. Evet, evet. Hep bunları düşündüğümüzde bu ilişkiler, bu nasıl kuruluyor, nasıl yönetiliyor, bunları bir genel konuşalım. Sonra spesifik sergilerle evet. devam ederiz. Şimdi nitelik nicelik dediniz. Evet. Bu benim için gerçekten çok önemli bir şey. Yani katıldığım sergilerde kaliteye çok önem veriyorum. Yani ya serginin çok özel bir amacı olacak, işte sosyal sorumluluk projesi ayağı olacak veya iyi bir yerde olacak veya iyi bir ekip bir araya gelmiş olacak. Bunlara çok dikkat ediyorum. Hani belki üniversitede okurken daha öğrenci, daha akademik sergiler olmuş olabilir ama sonrasında benim hani kendi öğrencilerime de hep tavsiye ettiğim buydu. Önce katıldığınız sergide mutlaka hani sizi doyuran bir şey olsun. Şeylere gelince nasıl oluyor bu kadar sergi? Şimdi bir sanat fuarına katılıyorsunuz diyelim. Biraz önce Trump örneğinde olduğu gibi oraya dünyanın her yerinden galeriler geliyor, sanatçılar geliyor. Bir sanatçı geliyor, Çinli bir sanatçı geliyor mesela. Diyor ki benim diyor resim diyor anlayışımla diyor sizinki çok diyor yakınlık arz ediyor. Biz beraber bir etkinlik yapalım. Bir de diyor benim bir heykeltıraş arkadaşım var. Ve üçümüz hakikaten çok güçlü bir şey çıkarabiliriz bir etkinlik. Böyle. Yani işte bir galeri geliyor, sizinle çalışmak istiyoruz. Yani sizin çizginiz bize uyuyor. Bu şekilde zincirleme bir sürü şey aynı anda geliyor. Bir sanat fuarına katılıyorsunuz, en az 10 tane sergi teklifi, 10 çalışma teklifi. Tabii ayıklıyorsunuz, grupluyorsunuz, zamana bölüyorsunuz ama hani hep bu şekilde ilerledi. Ama burada şunu söyleyebiliriz değil mi? En azından hani genç arkadaşlar fuarlar satış değil, kendinizi kesinlikle göstermek, kesinlikle için gittiğiniz ben noktalar. Hiçbir fuara satış amaçlı gitmiyorum. Devamlı ve tutarlı bir şekilde de bu alanlarda görülme ve üretiminin devam İstikrar. Ettiğini göstermemiz gerekiyor İstikrar. Değil mi? Yani bu sene yani evet. hiçbir şey olmadı, bir daha da ben o fuara yok. Adımı atmam gerçekten. Evet, yok. Evet. Yani gençler çok heyecanlılar. İlk katıldıkları etkinlikte mutlaka hepsini satmak gibi bir hayale geliyorlar. Böyle bir şey yok.
Bir kere fuarlar dediğiniz gibi PR alanları. Yani orada siz kendinizi tanıtacaksınız. İnsanlar sizin marka bilinirliğiniz hakkında bir deneyim kazanacaklar. Evet, Gülten İmamoğlu kimdir? Evet. Buraya gelmiştir ama evet, bu hangi ülkeden gelmiş, hangi galeriyle çalışıyor, eserleri nasıl falan. Yani diyor ki işte ben gittim, bu kadar otel parası ödedim, kaldım, uçak parası ödedim falan ama ben bu parayı amorti edemedim. Böyle bir şey yok sanatta. Sanat yatırım vereceksin, defalarca, yıllarca vereceksin. Yani koleksiyoner ya da galerici sizi bir yatırım yapmak istikrarına bakıyor değil mi? Kesinlikle. Hele kadınsan. Direkt hele de kadınsan. Bu evlenir, çok çocuğa karışır, elini eteğini çeker korkusu bütün şeyde var. Koleksiyonerlerde, galericilerde var. Yani siz bir kere istikrarlı bir duruşunuz olacak. Bu işi gerçekten aşka yapacaksınız, seveceksiniz. Sizin birinci sevgiliniz, sanatınız olacak. Ondan sonra diğer özel hayatınız, eşiniz, dostunuz, çevreniz. Bunlar hep ikinci planda kalıyor sanatçı olduğunuz zaman. Maalesef öyle bir risk var ama ödülü de çok büyük. Yani her şeye değiyor. Büyük çünkü biz ondan çok tatmin oluyoruz. Tabii yani ruhunuz uçuyor yani. Bambaşka bir keyif. Aslında diğerleri de mutlu oluyorlar. Onlar aslında ikinci planda olmuyorlar. Yok, olmuyorlar. Çünkü bizim tabii, o içen lafın gelişi. Lafın gelişi. Bu da çok bozucu olur. O biraz hani şey, lafın gelişi oldu tabii ki. Evet. Resimlerimize bakıyoruz. Genelde çok renkli katmanlardan oluşuyor. Renk illaki bir şey ifade etmeli sizin için değil evet. mi? Renk sizin için ne ifade ediyor? Ya da bu renkler hangi duyguyu sizde düşündürüyor? Evet. Da işte oraya aktarmak istiyorsunuz. Hangi duyguyu yaratıyor? Bir onu merak ediyoruz. Bir de nasıl çalıştığınız çok merak ediyoruz. Büyük gizem. Evet. Sen anlatın bizle gibi çalışıyorsunuz. Aynen. Keyif olur benim için. Şimdi tabii soyut sanatçıların en büyük gücü renkler. Yani siz orada renklere yüklediğiniz anlamlarla izleyiciye bir mesaj veriyorsunuz. Yani burada ya biçim ya renk. O biçimin işte çok matematiksel böyle kusursuz oluşuyla amorf oluşu arasında da bir sürü böyle bir skala var. Bütün bu dengeleri renkle birleştirdiğiniz zaman mesajınızı verebilirsiniz ancak. Başka türlü bir şeyiniz yok. Silahınız yok. Hani oraya yazı yazıp da işte burada bir kelebek var, burada bir çiçek var diye yazma şeyiniz de yok. O yüzden renk çok önemli. Benim de renkte bir ulusal şeyi var. Her ülkede rengin şeyi değişiyor. Anlamı değişiyor. Yani bizim için aşk ifade eden başka ülke için yas ifade ediyor. İşte bizde tutku olan öbüründe işte daha böyle ruhsal bunalımı ifade edebiliyor. Onun için benim hani kendimce renkli yüklediğim anlamlar var. Bu da tabii dönem dönem de değişiyor. Yani bir dönem daha böyle hüzün ifade ediyordu benim için morlar. Şimdi daha böyle şeyi var. Daha ilahi bir tarafı var yani. O da bende de değişiyor. Onun için tabii dönemleriyle, eserin felsefesiyle renkleri bağdaştıraktan da okumak lazım. Yani evet, ben bunu bu anlama fix dedim deyip de öyle gidemiyorsunuz da. O da kendince de eğriliyor. Öyle diyebiliriz. Bir de şey var yani, böyle aslında soyut lekeler görüyoruz ama dikkatli bakıldığında içinde figür de algılanıyor. Evet, değil mi? Kesinlikle. Zaten en önemli taraflarımdan birisi o benim. Resim soyut ama hep içinde heykelsi formlar var. Yani ben hatta bir iki tanesini, o ödül alan resimlerden bir iki tanesini heykele de döktüm çalışmayı. Hatta ödül töreninde bana yaptığınız çalışmayı biz resim alanında değerlendirdik ama jüri heykel mi acaba diye çelişkiye düştü diye bir şey söylediler. O da benim çok hoşuma gitti. Tabii boşluğun, o beyaz boşlukta o heykelsi formu daha da öne çıkarmak için beyazı tamamen sessiz bırakmaya da çalışıyorum. Ama dediğiniz gibi çok derin bir figür altyapısı ve heykelsi formlardan oluşuyor aslında. Şimdi burada çok enteresan bir isim veriyorsunuz resimlerinize. Organik Meta Strata. Evet, 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 çok doğru söylediniz.
İşte biraz önce bahsettiğiniz gibi metastrata çok katmanlı. Renklerin, o biçimlerin üst üste gelerekten bir katman oluşturması. Bu işte hem tarihte düşünün, bir sürü uluslar doğuyor, yaşıyor, yok oluyor, gidiyor. İnsan derisinde düşünün, bir sürü katmanlar var. Havada katmanlar var. Katman aslında evrenin tamamı katmanlardan oluşuyor. Zaman da bir katman dilimi. Bir sürü, işte sizin gelmenizden şu ana kadar bir sürü zaman katmanlaştı ve geride kaldı. İşte bütün o katmanların hepsini metastrata, strata diye Latincesi bir söylem. O da hani benim kendi eserlerime verdiğim bir yani üslup demeyelim, çok iddialı olur, bir isim tanımlama diyebiliriz. Şimdi bir ışığa doğru serginiz var. Biz onu çok ilginç bulduk. Ekol Sanat Galerisi'nde açtığınız. Evet. Burada şiirlerle ilk defa eserlerinizi birleştiriyorsun. Biraz o sergiden bahsedelim. Ya, çok güzel bir sergiydi. Halen de böyle keyifle anıyorum. Şiir hala yazıyor musun? Şiirler şöyle. Ben de çok enteresan. O eserlerin şiirlerini yaklaşık 80'e yakın dize var orada. Ve her bir eserin aslında bir şiiri vardı ama bir çırpıda oturdum çıktı hepsi. Bir gece sabaha kadar hepsinin dizeleri çıktı. Biraz şey, aynen benim resimlerimin üslubuna benziyor, şiir üslubuna. Bir anda hemen anlaşılmıyor. Birkaç defa okuduğunuz zaman şiir sizi içine alıyor. Öyle biraz da farklı bir şiirler. O zaman sindirmek gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu tabii resimlerin isimleriyle de şiirler bir bütün içerisinde. Mesela son sergimde işte Gök Bulutlarında Yağmurun Teni diye bir eserim var. Onun da bir şiiri var mesela. Kısa bir şiirse aklınızdaysa dinleyin. Çok aklımda yok şu anda. hatırlayamayabilirim, size mahcup olmak istemiyorum. Yani bu, genelde aslında her resmin bir şiiri var. Ama onu oturup yazmam lazım. Şiiri biraz ihmal ediyorum. Evet. Ortaokulda çok yazıyordum şiir. Zorlayarak yazmak istemiyorsunuz galiba. Hayır, tabii. Kendinden aksın, aynen. Ama orada yine bu sefer heykelleri yapmamışsınız ama başka bir şey yapmışsınız. Evet. O tabii benim çok keyifli yaptığım bir projeydi. Eserlerimi böyle yani vücudumda sürekli taşımak istedim. Ve nasıl taşıyabilirim diye düşündüm. Mücevhere dönüştüreyim dedim. İşte kolyeler yaptım, müzikler yaptım eserlerimden. Çok da ilgi gördü. İşte onları böyle farklı biraz da şey yaptım, cancanlı süsledim, pırlantalarla falan bezedim. O da benim için güzel bir, keyifli bir uygulama aslında oldu. Aslında bir şekilde sanatı kullanıma geçirmek için de güzel bir yöntem aslında. Kesinlikle. Tabii. Hem de kullanılabilir. Tabii. Çok magazinsel bulmuyorum bu. Yok, magazinsel değil. Gayet de yaygınlaşmayı destekleyecek bir şey. Evet. Birisi duvarında görmek ister, biri boynunda görmek, taşımak ister. Aslında şey var, resim sanatının dezavantajı zaten her an yanımızda yok resim. Yani resim izlemek için işte bir mekan olacak, aydınlatma olacak, işte karşısına oturup vakit ayırmanız gerekiyor. Mesela müzik niye bu kadar yaygın? Her an elimizin altında olduğu için. Yani arabanıza biniyorsunuz, araba sürerken müzik dinliyorsunuz ama resim izleyemiyorsunuz. Onun için resmin izlenim alanını çoğaltmak adına da böyle bir fikrim var. Yani ben burada işte... Tekstile taşınması vesaire. O da bir seçenek. Hani resmi yakamda taşımak istiyorum. Broş olarak burada taşımak istiyorum. İnsanlar görsün, baksın. Yani benim bir parçam o nihayetinde. Üzerimi taşımakta da bir... Hakikaten biziz o. Evet, yani. Onda bir sakınca görmedim. Şimdi 2016'ya gelindiğinde Çorum Belediyesi Sanat Belediyesi'nde bir sergi var. Ama bu önemli yani. Evet, bu sergiden kesinlikle de biraz bahsedelim. Kesinlikle. Anadolu'yu, evet, aynen, bir bahar gibi, aynen, değil mi? Aynen. Anadolu'yu ben çok önemsiyorum çünkü benim köklerim de Anadolu'da ve orada çok yetenekli gençler olduğunu biliyorum.
Onların bir şekilde sanatla buluşması çok önemli. İşte bu Tokat olur, Yozgat olur, Diyarbakır olur, işte Adana olur, hiç önemli değil. O yüzden Çorum'dan, Çorum Belediyesi'nden bana sergi teklifi gelince, oranın müze müdürü, Güzel Sanatlar Müzesi açtılar biliyorsunuz Çorum'da. Müze müdürü de benim ilk mezun ettiğim öğrencilerimden birisi. Çok da severim onları, çok çalışkandır. O bana bir teklifle geldi. Hocam dedi, eserlerinizi Çorum'da görmek istiyoruz. Hay hay dedim. Bu tabi bizim bu Işığa Doğru sergisinden sonra gerçekleşti. Hatta sergiden sonra da oradan birçok öğrenci üniversitemize hem master yapmak için hem de lisans eğitimi almak için geldiler. Benzer bir şey Eskişehir'de de yaşadım aslında. Oradan da işte hemen gençler heyecanlanıp işte sizi tanıyor, sizden güç alıyor ve bir tanesinde yüksek lisansını yeni tamamladık. Eskişehir'den de bir öğrencimiz oldu. Yani bunun tabii bir sürü şeyi var, güzel tarafı. Hem akademik tarafı var, hem işte sanatı gençlerin ayağına, sanatseverlerin ayağına götürüyorsunuz, o tarafı var. Hem de Anadolu'ya bir vefa olarak düşünüyorum ben sanatı götürmeyi. Çünkü 94'teki tezim, sizin de ilk başta vurguladığınız gibi, hakikaten niye geri? Ben biraz ona takıldım. Yani niye 130-150 sene geriden geliyor Anadolu sanatta? Çünkü ayağına sanat gitmiyor. Yok hani yani. Ne kadar zenginde bir kültür evet. Var yani. Hani işte benim, var evet. Yani işte bir dönem bir sanat politikası olarak sanatçıları işte Anadolu'ya öğretmen olarak göndermişler. İşte Mustafa Esirkuş dayımın öğretmeni olmuş bir sanatçı. Ve dayım bambaşka bir kapı açmış. Bakmayın dedem o kapıyı kapatmış ama. O dönemde bu kapıları kapatan çok çoktu. Yani götürmemiz lazım ki o mesafe kapansın. Bizim yani bu bir vefa borcumuz. Evet. Kendi toprağımıza diye düşünüyorum. Şimdi sen devam et. Ben devam edeyim çünkü iki tane daha önemli bir sergi var. Bir tanesinde 2017'de Çağın Ruhu An sergisi. Evet. Burada varoluş ve zamanı sorguladığınız resimler var burada. Bir bunu dinlemek istiyoruz sizden. Bir de onun ardından çok ses getirdi. Bu tohum sergisi. Of! Evet, tohum sergisi hakikaten. Biz de bunu ettik. Çok güzel. Kesinlikle beni de çok etkileyen bir sergi oldu. Çağın Ruhu An, ben varoluşu sorgulayan bir sanatçım. Yani insan kendi kontrolünün dışında bu dünyaya dahil oluyor ve yine kendi kontrolünün dışında bu dünyadan gidiyor. Ve tamamen bizi yöneten gücün zaman olduğunu da düşünüyorum. Yani Tanrı'nın, yaratıcının elindeki en büyük silah zaman. Belki büyük bir söz ettim ama. Çünkü hiçbir şekilde zamana hükmedemiyoruz. Hiçbirimiz. Ne zaman bilemiyoruz, geri alamıyoruz. Alamıyoruz, ileri alamıyoruz ve donduramıyoruz. Bilmiyoruz. Ne olacak? Ve bilmiyoruz. Çok büyük bir bilinmez. Bu zaman konulu çalışmalarımda işte varoluşu sorgularken zamanı dondurup anda kalıp ki benim resimlerimde boyalarım çok akışkan. O akışkanlık zamanın akışkanlığıyla paralellik gösteriyor aslında. O akışkanlığı bir sanatçı olarak kontrol altına alıp dondurduğum anda sanki zamanı da durduracakmış gibi düşünüyorum. Ve o kesit içerisinde de o anın bütün şifreleri ve şeyi yatıyor, gizemi yatıyor diye düşünüyorum. Orada bir yeri sabitliyorum. Evet. Anda kalıyor. Kayıt altına almış. Evet. Fotoğraf gibi. Fotoğraf. Evet. Çağın ruhu an, yaşadığımız çağda da o kadar çok acılar, o kadar çok savaşlar, dramlar var ki yani bize yansıyan tarafı var ve yansımayan tarafı var. Resimler çok şey çıktı, acılı çıktı. Çok acılı çıktı o şeydeki, sergideki resimler. Enteresandır yani sizin de söyle tespitlediğiniz evet, gibi. Evet, o çok ilgimizi çekmişti. Evet. Çünkü. Ama tohum, tohum daha da biraz daha onun içine çıktı değil mi? Kesinlikle. Tohum sergim şöyle. Bu sene Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı siz de biliyorsunuz. O yüzden bu sene yaptığım bütün sergileri buna ithaf ettim ben. Ve hepimiz de Cumhuriyet tohumlarıyız. Yani Cumhuriyet döneminde
bu şansı bulduk. Bu şansı yani, bulduk yani. Biz bu gücü o dönemde yapılan çabalar sonucunda elde ettik ve o da bir vefa olarak düşündüm. Ben ve 2019'da biraz fazla sergileştim galiba bu şeyle, vesileyle. Önce New York'ta açtım. Tohum sergisinin ilk başlangıcı orada oldu. Sonra Ziraat Bankası'nda açtım. Ziraat Bankası'nda açmasında, ona denk gelmesinde özellikle çok memnuniyetle karşıladım. Sonrasında Singapur'da açtım. Ziraat Bankası'nda olan İstanbul'da bu arada. İstanbul'da, Tünel Sanat Galerisi'nde. Sonra Singapur'da açtım yine kişisel bir sergi olarak. En son da şu anda Maji Art Galeri'de pazartesi bitecek olan bir sergiyle de devam etti. Ve tohum konusunun biraz daha çalışmayı da düşünüyorum. Çok önemsiyorum. Şeye çok açık yani. Evet. Çalışmaya, evet. Üretmeye, gelişmeye çok açık. Çok açık. Yani şu anda insanlığın varoluşunun, işte varoluş çalışıyorum ya, bütün gizlemi aslında tohumda yatıyor. Bunu Anaxagoras da dile getirmiş. Yani bütün din kitapları da bunun tohumun öneminin ve kutsiyetinin altını çizmiş. Fakat insanoğlu öyle bir yola girmiş ki tohumlara müdahale ederek, onun genetiğiyle oynayarak ve bunu insana da yapıyor, bitkiye de yapıyor, hayvana da yapıyor. Yaptık çünkü da. Bütün canlılar tohumdan meydana geliyor. Evet. İnsan da bir tohumdan meydana geliyor. Ve insanlar böyle bir değişime başladı. Her şey değişti. Her şeyi değişti. Tanrı'nın eli gibi davranmaya kalkılınca aynen. Zincir bozuldu. Zincir bozuldu. İşte buna dikkat çekmeye çalışıyorum. Ve bunu çok önemsiyorum. Yapılmaması gerektiğini kesinlikle düşünüyoruz. Evet, bu seri daha da derinleşecek. Kim bilir nerelere gidecek o. Evet. Şimdi Singapur'daki sergimiz önemli. 2019 yılı aynı zamanda Singapur-Türkiye arasındaki 50. Evet. Dostluk yılı. Evet. Değil mi? Evet. Yani o açıdan da önemli. Bütün evet. Emekçileri yakalamışsınız. Ama bu Singapur'da bundan önce zaten bir Uzak Doğu'nun evet, en evet. önemli bir fuara faaliyet katılmıştım. Singapur enteresan bir şey oldu benim için aslında. Bir fuara da bir anlatalım evet, evet, evet. isterler. New York'ta benim çalıştığım galeriden teklif geldi. Uzak Doğu'da hiç sergi açmamıştım. Ben işte çok önemli bir sanat fuarı var, Art Stage diye. İşte buna katılmayı düşünüyoruz sizinle dediler. Ben tabii bir heyecanla karşıladım. İlk gidişim o şekilde olmuştu. Sonra biraz önce bahsettiğim gibi işte oradaki fuar esnasında Miyaji Art Galeri, buradaki Maji, hı-hı, çok enteresan isimlere de benziyor. Miyaji Art Galeri'den kişisel sergi teklifi geldi. Ve bu işte 100. yıla denk gelmesinden dolayı da çok memnuniyetle karşıladım. Fakat Büyükelçilik benle irtibata geçti. İşte bu sene Singapur-Türk Dostluk 50. yılı, işte biz de serginizde bir resepsiyon vermek istiyoruz, sizi desteklemek istiyoruz dediler. Çok büyük tabii mutlulukla karşıladım ben bunu. Ne kadar güzel değil mi? Yani bir sanatsal bir şey var, birileri ve çok heyecanlılar. Şimdi biz hani ülke içinde biz bunun farkında değiliz ama yurt dışındaki büyük elçiliklerimiz sanatın o ülkenin ne kadar önemli değeri olduğunu farkında. Çok büyük heyecanla karşıladılar. Çok sağ olsunlar. Eşi Hanımefendi de aynı şekilde. Bizim için çok büyük bir gurur oldu dediler. Yani biz sizi getirmedik. Siz buraya geldiniz. Çok önemli bir galeri tarafından davet edildiniz. Ve biz sizden dolayı çok gurur duyduk, onurlandırdınız dediler. Yani biraz da büyük laflar ediyorum. Ama onu da anlatıyorsun. Onu anlatıyorum. Ben şeyi merak ettim yani. Siz Amerika'daki fuarları da biliyorsunuz. Hani daha batı, Singapur tarzı. Yani o taraf, park var mı? Böyle kesinlikle bir, var. Hangisi kesinlikle böyle daha... var. Yani sanki Singapur'u falan daha böyle duygu olarak yakın mı? Kesinlikle. Yani benim eserlerim yani aslında... Daha kapitalist ve şey mi daha mı... kural. Nasıl böyle bir farkı var? Şimdi nasıl? Çok enteresandır. Amerikalılar daha international sanatçılara çok sıcak bakıyorlar. Ama Uzak Doğu'da hani dersiniz ki Japonlar, Uzak Doğu'lar, Singapurlar bizi çok seviyor, bizi dost falan ama çok milliyetçiler. Kendi sanatçılarını inanılmaz koruyorlar.
Yani siz dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer bir Türk sanatçıyı destekleyen koleksiyoneriniz yoksa, mesela öyle yerlerde işiniz çok zor. Hmm. Tamam, resim mutlaka hani satıyoruz, ediyoruz ama çok farklı noktadalar onlar. Yani kendi sanatçılarına inanılmaz destek oluyorlar. Bizim sanatçımız işte bu fuara katılmış, mutlaka yanında duruyorlar. Anladım. Aslında güzel de bir duruş. Yani çok güzel bir şey. Ama tabii. Çok şey yani. Ama biz de öyle, biz evet. Açık değil. Evet. Asimile olmaktan korkarcasına. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok şeyler. Özellikle konservatifler. Benim şimdi size o söylediğim şeyleri öyle düşündüğüm için söylemedim ama muhtemel poet genel algı. Onun için daha benim orada... Daha kapitalist evet. Bu taraf daha mı? Yok hayır. O yüzden de benim orada bir galeriden sergi teklifi almam önemsiyorum ben. Yani evet. Onlar kendi sanatçılarını ön planda tutan bir ülke çünkü. İşte buradan zaten diğer kişilerin de gurur duyması çok normal oluyor. Şimdi bir de dünyadaki müzelerde çok az Türk sanatçıların evet. eserleri var. Kadın herhalde yok denecek. Evet, az. Evet. Siz bir Türk sanatçı olarak bu konuyu nasıl bizimle paylaşırsınız düşüncenizi? Hem Türk ve hem kadın. Kadın. Kriterlerimiz bunlar. Çok ağır kriterler. Çok ağır. Bir de gençler çok gençlerle konuşuyoruz hocam hep aynı şeyi söylüyor. Ben nasıl dışarı çıkabilirim? Ben nasıl dışarı? Hepsinin aslında evet. bir kaygısı var. Hani sizin söyleyeceğiniz iyi bir rol model çok önemli. Yani evet. çünkü yapılabiliyormuş demek ki. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii ki bu herkesin yapabileceği, olabileceği anlamında. Çok meşakkatli yani, bir evet. süreç tabii. Yani bir anda bir şeylerin olmasını beklemek doğru değil. Çok çok emek vermek lazım önce onu söyleyeyim ben. Hep zaman çıkacak. Washington'da bir sadece kadın sanatçılara ait bir müze var. Ve ben o müzeyle ilgili bir yazı yazmıştım Ekavart'ta. Müzede şöyle bir şey var, açıklama var. Diyor ki işte dünyadaki Amerika'daki müzelerdeki kadın sanatçılara ait olan eser sayısı %3. Çok. Ben o yazı yazarken %4 diyordu. Bu gidişimde baktım %3'e düşmüş. Çalınmış mı? %1 mi? Erkeklerin oranı artmış. Sürekli onlar yıllık evet. grafik çıkarıyorlar ya. Oran düşmüş. Ve bu sebeplendi diyor. Biz sadece kadın sanatçılara ait bir müze kurduk diye bir açıklaması var. Ve çok hoşuma gitmişti. Şimdi Amerika gibi bir ülkede durum böyleyken Türkiye'deki durumu tabii yani bilemiyorum. Müze sayımıza bakıp sonra konuşalım. Sonra konuşalım. Zaten müze sayımız zaten yeterli. Hem müze sayısı hem müze niteliği. Evet. Çünkü aynen. Bir sürü evet. Aynen. Çok kaliteli. Ben de dedim önce çalınmış mı dedim. Ne bileyim basından hep böyle takip ediyoruz. Bir Türk olarak. Evet. Hocam sizle sohbet gerçekten çok güzeldi. Size sağ olun. Size sağ olun. Ben de çok mutlu oldum. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bilmiyorum ama hani programımızın sonuna geldik. Öyle mi? Çok çabuk bitti ben. Hiç anlayamadım. Şarkı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki destekliyorsunuz sanatı. Program sponsorumuz Ponart'ın size bir eskiz defteri. Aa, teşekkür ederim. Var. Bir de Eder Faber'den bir kalem sekundası var. Oo, çok güzel. Bol. Aa, çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son bir şey ilave edeyim. Ben bu sene üniversiteden de ayrıldım. Öyle mi? Evet. Evet. Çünkü sanat kariyeri bambaşka meşakkatli. Akademik kariyerde kendi içerisinde hakikaten çok zorlukları olan bir süreç. Tamam işte 9 yıldır profesör olarak çalışıyordum, götürdüm ama hakikaten sanat kariyerim biraz şey kalıyordu. İşte aynen. Sanatçılık ve eğitimcilik. Aynen. Hep konuşulan. Evet. İşte sanatçılık tamamen şey oldu. Öne çıktı. Tabii çok yetenekli gençler her zaman bana ulaşabilirler. Onlara her zaman desteğim. Yani yine elim öğrencilerimin üzerinde.
Bundan sonra sadece sanatçı olarak hayatımı devam ettireceğim. Bunu da sizin programınızı açıklamak istedim. Emekliliğinizi hatırlıyoruz. Hem yeni yolunuzu kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizi takip ediyoruz. Nice güzellikleri paylaşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Program sponsorumuz Ponarta. O gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sanatla sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.